Aslında açıklamamız çok net değerli arkadaşlar. Biz Sayın Bahçeli'nin bir doğrudan olmasa dolaylı bu çağrısına, ifadesine kendi politikalarımız, üslubumuz ve ilkelerimiz çerçevesinde çok açık bir yanıt verdik. Ancak burada bir başka hususa dikkat çekmek istiyorum. Orada bir komşuluk kavramı kullanıldı biliyorsunuz. Ama bunun hemen ardından partinin bazı yetkililerinin İYİ Parti'mizle, bizim varlık sebebimizle, misyonumuzla, duruşumuzla, kadrolarımızla ilgili kullandıkları yakışıksız ifadeler, hakaretler. İşte burada bir tutarsızlık var mı yok mu? Bunu kamuoyunun bilgisine ve takdirlerine sunmak isterim. Asla bu iddiaları ve isnatları da elbette kabul etmiyorum. Evet, tabii bu konu siyasetin ana gündem konusu haline geldi. Bir defa şu mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak istiyoruz. 26 Ağustos tarihi esasında Cumhuriyet'in 100. yılında bu Cumhuriyet'i inşa eden bir kırılma noktası, bir dönüm noktası, bir zafer günü. Aynı zamanda Malazgirt Zaferi'nin de yıl dönümü. Ve bu tarihin bu kadar çok odaklanılmış olması, bunun da tabii ki partimizle ilişkilendirilen bir siyasi iklim, bir tartışma konusu olmasından memnuniyet duyuyoruz. Ve o gün gerçekten Türk milletinin dikkatinin, bu önemli günün, bu anlamlı günün yeniden birlikte milletimizle bir bütün halinde hatırlanmasına da vesile olduğumuz için son derece mutluyuz. Tabii ben siyaset sürecinde önemli bir başlangıç olacağını söylemiştim bu tarihin. Tabii bizim için iki açıdan. Birincisi ifade ettiğim gibi zaten bu tarihi önemi itibariyle tarihsel bir gün. Bakın. Ve ben yakın geçmişimizde bu anlamlı günde bu kadar önemli bir hale gelen bir başka gün hatırlamıyorum. Yani siyasetin bugün her penceresinde konuşulan konu bu haline geldi. Ve Sayın Genel Başkanımız da bildiğiniz gibi 26 Mayıs tarihinden sonra ilk defa milletimizle, vatandaşlarımızla bir araya gelecek ve orada partimizin olası yol haritasına ilişkin bazı mesajlar verecek, değerlendirmeler yapacak. Bu da tabii bizim için ikinci bir önem konusu. Çünkü elbette Sayın Genel Başkanımızın söyleyeceği şeyler her partinin olduğu gibi bizim için de büyük anlam taşıyor. İçeriğiyle ve o günkü programın nihai haliyle ilgili değerlendirmelerimiz, çalışmalarımız sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili daha somut gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşacağız. Başka arkadaşlar? Evet. Şimdi sorularınız varsa alabilirim Efendim, gündemdeki. 16 Ağustos'ta Genel Başkan Meral Akşener bir konuşma gerçekleştirecek Afyonkarahisar'da. Konuyla ilgili planlama var mı şu anda? Çalışmalar nasıl gidiyor? Bir de hangi mesajları alacağız Meral Akşener'den o konuşmada? Evet, tabii bu konu siyasetin ana gündem konusu haline geldi. Bir defa şu mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak istiyoruz. 26 Ağustos tarihi esasında Cumhuriyet'in 100. yılında bu Cumhuriyet'i inşa eden bir kırılma noktası, bir dönüm noktası, bir zafer günü. Aynı zamanda Malazgirt Zaferi'nin de yıl dönümü. Ve bu tarihin bu kadar çok odaklanılmış olması, bunun da tabii ki partimizle ilişkilendirilen bir siyasi iklim, bir tartışma konusu olmasından memnuniyet duyuyoruz. Ve o gün gerçekten Türk milletinin dikkatinin, bu önemli günün, bu anlamlı günün yeniden birlikte milletimizle bir bütün halinde hatırlanmasına da vesile olduğumuz için son derece mutluyuz. Tabii ben siyaset sürecinde önemli bir başlangıç olacağını söylemiştim bu tarihin. Tabii bizim için iki açıdan. Birincisi ifade ettiğim gibi zaten bu tarihi önemi itibariyle tarihsel bir gün. Bakın. Ve ben yakın geçmişimizde bu anlamlı günde bu kadar önemli bir hale gelen bir başka gün hatırlamıyorum. Yani siyasetin bugün her penceresinde konuşulan konu bu haline geldi.
Ve Sayın Genel Başkanımız da bildiğiniz gibi 26 Mayıs tarihinden sonra ilk defa milletimizle, vatandaşlarımızla bir araya gelecek ve orada partimizin olası yol haritasına ilişkin bazı mesajlar verecek, değerlendirmeler yapacak. Bu da tabii bizim için ikinci bir önem konusu. Çünkü elbette Sayın Genel Başkanımızın söyleyeceği şeyler her partinin olduğu gibi bizim için de büyük anlam taşıyor. İçeriğiyle ve o günkü programın nihai haliyle ilgili değerlendirmelerimiz, çalışmalarımız sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili daha somut gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşacağız. Başka arkadaşlar? Evet. Şimdi ben de biraz önce o açıklamayı gördüm. Tabii Sayın Dağ milliyetçileri ve bu ülkenin vatanseverlerini tahminimce iyi tanımıyor. Milliyetçilik, vatanseverlik asla FETÖ ile PKK ile yan yana getirilemez, ilişkilendirilemez. Öyle anlaşılıyor ki İYİ Parti'nin önümüzdeki siyaset sürecinde Türkiye'yi merkezine alan 85 milyon insanımızı kucaklayarak bu merkezin heyecanını yaratacak olma iddiası birilerini gerçekten ürkütmüş. Ama şu soruyu da sormadan edemiyorum tabii. Bu sözün, bu iddianın sahibi olan Sayın Dağ, acaba şunu da hatırlatmak isteriz. PKK ile pazarlığa oturan, FETÖ ile kucaklaşan, andımızı kaldıran, ne mutlu Türk'üm diyene ifadesinden rahatsız olanlarla işbirliği yapan kimlerdi? Kendisi de lütfen bu soruların cevaplarını milletimize vermeye çalışsın. İnşallah önümüzdeki günlerde İYİ Parti'nin Türk siyaseti için nasıl bir öneme sahip olduğunu hep birlikte göreceğiz.